Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Antalya'da düzenlenen Savunma ve Havacılık Sanayi'nde Küresel Stratejiler Konferansı 21 sırasında Türkiye Cumhuriyeti Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir, Altay Ana Muharebe Tankı'nın güç grubuna yönelik de açıklamalarda bulundu. Altay Tankı seri üretim projesindeki ana yüklenici BMC'nin Altay Tankı'nın güç paketi üzerinde çalışmak üzere iki Koreli şirketle anlaşmaya vardığı ifade edilmişti. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından açıklandığı üzere Altay Tankı motoru tedarikine ilişkin niyet beyanı Koreli muhataplarca imzalanmıştı. Demir açıklamasında güç grubunda alternatif ülkelerden birinin Kore Cumhuriyeti olduğunu belirterek salgın nedeniyle süreçte ciddi bir yavaşlama olduğunu hatırlattı. Kore'deki yasal sürecin tamamlanmasının ardından imzaların atılması bekleniyor. Demir, 2022 yılı Şubat ayı içinde Ankara'da Koreli muhataplarla yüz yüze görüşme planlandığını da açıkladı. BMC'den üst düzey bir yetkili, şirketin Altay'ın motor ve şanzıman mekanizmasını tedarik etmek için Doosan ve ST Dynamics ile anlaşma imzaladığını söylemişti. Yetkili, bu anlaşmalar, şirketlerimiz ve ülkelerimiz arasındaki stratejik bir anlayışın sonucudur, demişti. Güney Kore K2 Black Thunder tankını yerel güç paketi geliştirene kadar ilk olarak Alman MTU firmasının motoru ve Renk firmasının transmisyonu ile üretime başlamıştı. Ancak geliştirme çalışmalarından yerel motor ve transmisyonun yeterli performansı vermemesi nedeniyle güç paketi ile ilgili regülasyonlar gevşetilmişti. Daha sonra yerel motorun K2 Black Thunder tankında kullanılmasının önü açıldı. Ancak transmisyon için Alman Renk firması tedarikçi olarak kullanılmaya devam ediyor. Altay tankının üretimi ile ilgili takvimin sıkışması nedeniyle Türkiye'nin de isterileri gevşetmiş olması olası bir senaryo olarak önümüze çıkıyor. Altay tankı geliştirme projesinde mobilite testlerinde 10.000 kilometre test gerçekleştirilmişti. Toplamda ise 26.000 kilometrelik test icra edilmişti. Dolayısıyla yeni güç paketi ile gerçekleştirilecek testler de uzun bir süre alabilir.